diyor ki doğru talimat İslamiyet'in Ahmedi cemaatiyle meksedir ve ona bağlı olanlar da Ahmedi'diler ama mecburuz. Çünkü para veriyorlar bana. Her kim insanı rızık veren olarak kabul ederse nasıl takvaya tabi olabilir? Allah-u Teala'nın yardımı ve Allah-u Teala'nın alametlerine nasıl nail olur o? Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a yardım için Allah-u Teala bugün dahi bunları göstermektedir bu alametleri. Ve anlayanlar ve görenler mutlaka anlarlar ve görürler. Allah-u Teala kimden yanadır diye görürler. Afrika'nın insanları tabiatı genellikle doğrudur. Onlarda Ahmedi cemaati o kadar yayılmaktadır ki onların tabiatının doğru olduğunu göstermektedir. Mesih Mevla Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmek için Allah-u Teala onlara bazı mucizeleri gösteriyor. Bir iki örnek vereceğim. Bizim Nicer'in müballigi Amir İrşad der ki tebliğ bir programımız vardı. Yeri gelince Geri Sami adlı imam Ahmediye cemaatinin aleyhinde orada gayri Ahmedi mollalar dahi vardı. Ve o köyün imamını temsil ettiler ve dediler ki Ahmediye cemaatinin İslamiyetiyle alakası yoktur ve para alarak onlara eğiliyorsun. İmam dedi ki biz Maravi'ye gittiği zaman onlara bize Kur'an ve dışında biz asla bir söz söylemediler. Bize Mehdi'nin geldiğine dini haber verdiler. Eğer diyorsunuz ki ben Ahmedilerden para alıyorsam diyorsunuz eğer Ahmedi doğru ise Allah sana bugün yağmur yağdırsın. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu kanıtlasın. Allah-u Teala Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu göstermek için aynı akşam uzak doğulara kadar yağmur yağdırdı ve o programa katılan morlarların bütün köylerine kadar yağmur 80 milimetre kadar yağmur yağdı. Halbuki orada yağmur zamanı da yoktu. Bu İmam Bey aynı akşam telefon etti. Ve bundan bahsetti ve dedi ki Allah-u Teala Ahmediye cemaatinin doğruluğunu kanıtlamıştır, doğru göstermiştir ve ben Ahmediye cemaatine katılıyorum ve daima Ahmedi olarak kalacağım. Muallimimizi köyüne gitmesine davet etti. Muallim de oraya gitti ve orada bir toplantı hazırlandı ve ondan sonra bütün köy Ahmediye cemaatine katıldılar. Aynı şekilde Benim'den bir müballik Mia Kameramız bana şöyle yazmıştır. Bir regionda Secde Nur adlı bir cemaat var. Nuruddin adlı bir muallim dedi ki Ahmedi olmaktan önce Gayri Ahmedi bir caminin imamı idi. Ahmedi olduktan sonra onun bir öğrencisi imam oldu. O talebe vermeye başladı ki benim hocamın kabul ettiği din doğru değil, İslam değildir. Ahmediler, gayr Ahmediler onun sözünü biliyorlardı ve dediler ki
muhalefet yapmadılar. Eğer bu doğru ise ve hocası yalancı ise alamet göstersin. O imamın etkisi altındaydı. Namaz kılmaya bıraktılar. Eğer imam doğru ise veya öğrenci yanlış ise Allah-u Teala hocasının doğruluğunu göstersin. Nuruddin de kabul etti. Ben inanıyorum ki benim dinim gerçek İslam'dır ve doğrudur. Benim Allah-u Teala mutlaka bir mucize gösterecek. Bu anonsdan sonra 2-3 gün sonra bu köyde yağmur yağdı ve yıldırım çaktı ve yıldırımın düşmesiyle o öğrencinin 3-4 tane hayvanı öldü ve bütün herkes korunmuş olarak kaldı. Bu mucizeden sonra artık muhalefet yok olmuştur orada. Ve 92 kişi cemaate katılmıştır ve cemaat ilerlemektedir. Allah-u Teala'nın mucizeleri bunlardır işte. Bu örnek ben verdim iki tane. Size beyan ettim. Allah-u Teala'nın lütfuyla raporlarda her gün mutlaka bir mucize almaktayım. Ve bu ilahi yardımın olayları görerek nevmubayilerin imanları daha da kuvvetlenmektedir. Yalnız Afrika söz konusu değil. Hindistan'da da bunları görüyoruz. Diğer yerlerde de görüyoruz. Hindistan'da Allah-u Teala'nın lütfuyla dünyanın diğer ülkeler gibi Ahmedi Nevmubayiler iman konusunda ileri adım atmaktadırlar. Nevmubayi yeni Ahmediye gibi katılmış olanlara Nevmubayi denir. Bütün çabalara rağmen bu Ahmediler imanları konusunda daha da ileri adım atmaktadırlar ve Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'a tam olarak onu biat etmişlerdir. Bazı yerlerde hatta geri gelin derler. Size yardım ederiz. Fakir ülkelerde Afrika'da fakirlik çoktur. Ve fakir bazen insan saraya aldanabilir. Fakat hadiste vardır ki iman edenler konusunda da fakirler olur ve cennette de en ileri gidenlerden olacaklardır. Bu imanın kuvvetinden de bahsedeyim. Beni'nin amiri bana yazmıştır. Muhalif molla amirleri uzak tutmaya çalışırlar. Her kim Ahmediye cemaatine katılırsa mollalar ondan köyüne giderek size bir cami yapacağız derler. Ahmediye cemaatinden geri gelmelerini onlara söylerler. Özellikle Ahmediler ilk defa bazı köylerde yerleşmişse oraya gidip onları döndürmeye çalışırlar. Dağsa şehrinden 20 kilometre uzaklıkta bir köy, Gangba adlı bir köy vardır. Mollaların delegesiyle gidince cemaate katılmış olanlara geri gelin derler ve size cami yapacağız derler. Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer ülkeler para gönderirler. Nevmubayiler ona mani oldular. Geçen birkaç seneden beri biz Ahmediyiz. Siz hiçbir zaman gelmediniz bize. Şimdi Ahmediler bize Kur'an okutmaya başladılar ve siz hemen geldiniz. Ahmediye cemaatini bırakın diyorsunuz. Eğer burada cami olursa Ahmediye cemaatinin camisi olacak, yoksa olmayacak. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi orada cami hazırlanmıştır. Allah-u Teala'nın lütfu budur. Bu fakirler belki iki öğün yemek zor bulurlar. Fakat iman konusunda her şey bir hiçtir. Keşke Hindistan, Pakistan'daki Müslümanlar da Moğollarının iç yüzünü anlasınlar ve hakkı anlasınlar.
Allah'tan yardım dileyerek kendilerini, kendi nesillerini korusunlar. Sonra Kinshasa, Kongo'dan Tahir Munir yazmıştır. Büte cemaatine yakın bir köyde muhalifler bir cami yaptılar. Büte'nin cemaatimizin camisi yoktu. Ahmetlileri geri döndürmeye çalıştılar. Biz sizi davet ediyoruz. Gelin bizim camimize gelip cuma eda edin. Ve bizimle birlikte olun. Ahmetliler imanlarına bağlı kaldılar. Ve kabul etmediler. Biz kendi camimizi hazırlayacağız dediler. Orada Ahmediler bir cami hazırlamışlardı. 3 Aralık'ta açılışı yapılmıştır. Mahmud Camisi'nin ismini ben verdim bu camiye. Ahmedilerin imanları kuvvetlenmiştir. Gari Ahmedileri dahi utanıyorlar şimdi. Ahmedi cemaati ben geri göndermek için hiçbir çaba faydalı değildir. Köyün şefi orada emtiye vardı camide. Emtiyede herkes çok memnundu. Camiyi hazırlama konusunda ilk camiydi. Fakat burada camiler kendileri yapıyorlar. Hamidiye cemaatinin kuvvetli imanını görmemiz mümkün. Dünyanın uzak yerlerinde bazen bir vasıta dahi bulunmuyor. Orada dahi Ahmediye Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla Ahmedilerin imanı daha da kuvvetlenmektedir. Burada ben dua rica ediyorum. Orada bu gibi bölgelerde solar güneş enerjisi için emtiye güneş enerjisi vasıtasıyla bunlara temin etmişlerdir. Onlara da hayır duada bulunmanızı rica ediyorum. Şimdi o köyün fakir insanlara dahi bu celsayı görmekte olacaklar ve kadiyanı görmekte olacaklar. Allah-u Teala'nın verdiği ilanı budur. İnni Maaka'nın bir tecellisi budur. Her yerde bunu görüyoruz. İnni Maaka ya Mesrur. Ben geçenlerde demişti, geçen cumada Ahmedi cemaatinin ilerlemesinin manzaralarını görüyoruz. Tabii ki muhalifetler vardır. Ama bu muhalifetler cemaatin ilerlemesine mani olamamıştır. Molla nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun çaba sarf etmektedir. Ahmediye cemaatini yok etsin diye zarar vererek onları dillerinden geri döndürmeye çalışırlar. Ancak Allah-u Teala'nın kaderi muhaliflerin her hilesini geri döndürmektedir. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı, İslamiyet'in gerçek mesajı dünyanın her köşesine ulaşarak yeni yer ve yeni gök yaratmaktadır. Dünyada her nerede İslamiyet'in güzel ve gerçek talimatı ulaşıyorsa Hazreti Mesih Mevla Aleyhisselatü Vesselam'ın bu köleleri vasıtasıyla ulaşmaktadır.